Ocak'ta çok özel iki konuğum ve çok özel bir konum var. Sanat ve astroloji. Konrad İstanbul'dayız. Konrad İstanbul'da iki sezondur önemli söyleşiler gerçekleştiren Sanat Atak kurucusu ve aynı zamanda sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez ve astrolog, efsane astrolog Yasemin Boran. Sanatı ve astrolojiyi konuşacağız ama aslında siz burada iki sezondur söyleşiler yapıyorsunuz. Aslında sanat ve astroloji deyince herkesin ilgisini çeken bir konu. Şimdi şöyle biraz kısacık Konrad Talks, Konrad Söyleşilerinden bahsedeyim. İkinci sezonumuz hakikaten ve Sanat Atak kurulurken 6 yıl önce böyle bir sloganımız vardı bizim. Hayata ve sanata dair çok şey. Konrad Talks'ta da ben onu yapmaya çalışıyorum. Her ay hayata ve sanata dair çok şey vaat eden söyleşiler gerçekleştirmeye çalışıyorum. İşte bu uğurda Deniz Türkali'yi de ağırladık, Serra Yılmaz'ı da ağırladık. Türkiye sanat tarihinde figürün geleneğini konuştuk. Sanat tarihçi Esra Çavuşoğlu'yla, Ali Elmacı'yla ressam. Dolayısıyla böyle bir hayata dokunma çabası var. Yani hem yaptığım yayında hem de buradaki söyleşilerde. Bu sefer de bir baktım etrafımda bütün herkes, hani böyle çok samimi oldum olmadığım, böyle bir takım kuzey düğümlerinden bahsediyor, haritalardan. Burç muhabbeti hani eskiden böyle biraz dalga konusuydu falan. Şimdi herkes acayip bilgili. Hani herkes birbirine böyle bir takım olacak olaylardan falan bahsediyor. Bu dedim, bu bir zamanın ruhuna ilişkin bir şey. Biz buna bir değelim, dokunalım. Ve bu uğurda işte editörümüz Ali Murat da dedi ki astroloji ve sanat konulu bir söyleşi yapalım. İşte aklına zaten böyle bir şey yapmaya karar verdiğimizde ilk Yasemin Hanım geldi. Yasemin Boran zaten kendisi sanata çok yakın biri. Hem de uzun yıllardır bu alana çok önemli hizmetler bulunmuş. Onun sayesinde önemli bir gök günlüğü diye bir kitap basılmış boyuttan diye mi çıkmıştı yıllar önce falan. Aslında biz Türkiye'de astrolojiyi konuşmaya sizinle başladık değil mi? Evet, tam öyle yani. 80'lerden sonra. Evet, doğru. O yüzden Yasemin Hanım'ı hemen almak istedik bu söyleşi konuğu olarak. Ardından Osman Börü Teçen'e de sosyolog olmasına rağmen yeni ilgi alanı astroloji ve bu alanda çalışıyor. Böyle hoş bir beraberlik olacağını düşünüyorum. Ama aslında çok basit de bir sorudan yola çıktık. 2019 yılı, hani herkes madem kendisini düşünüyor, biz de bizim alandaki insanları düşünerek yaratıcılık açısından nasıl bir yıl olacak? Hani her şeyi biliyoruz, tutulmalar, şunlar bunlar nasıl etkileyecek? Ama o soru şu anda daha temel sorulara bıraktı kendini. Benim açımdan öyle söyleyebilirim. Çünkü astroloji nedir? İşte astroloji bana göre mesela sorsanız, yani hiçbir birikimim yok, bilgim yok bu konuda. Ama hani anladığım kadarıyla bir anlam arayışı içinde başvurulan bir şey. Pek çok şey ama bir yandan da insanların bu dönemde bir anlam, hayatla ilgili ben kimim, neredeyim, nereden geliyorum sorusuna birlikte cevap almak üzere başvurduğu bir disiplin gibi görüyorum. Astrolojiye pek çok açıdan bakabilirsiniz. Yani işte astroloji ve çocuk, astroloji ilişkiler, astroloji sağlık, işte hatta dünya astrolojisi gibi pek çok alan ve bölüm var ama sanat konusu pek konuşulmamış, evet, bir bölüm. Evet, daha önce konuşmuş muydunuz diye soracaktım ben de. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani benim geliştirdiğim bir sistem var. Hatta vakti zamanında çok büyük bir moda sektöründen bir şirketle çok keyifli bir çalışma yapmıştım ve o zaman geliştirmiştim AstroStil diye böyle bir astrolojinin içinde bir sistem. Bunu sistem deyince aslında çok kısaca şunu söyleyeyim ben. Şimdi aslında astroloji kendi içinde bir sistemi tarif ediyor. Yani astroloji dediğimiz zaman şunu anlayabilirsiniz. Nasıl ki ekonomiden aklınıza gelebilecek ne kadar kurumsal veya kişisel veya hatta bir işletmenin dahi gelişim sürecini anlamak için bir sistem geliştirirsiniz ve o sistem üstüne çalışırsınız değil mi? Yani bedenin dahi anatominin dahi üstüne kurulu olduğu bir sistem var. Yani işte bağırsak sistemi, işte iskelet sistemi, yani bu kendi içinde bir sistem. Sistemi anlamak, insanı tarif etmek ya da aynı zamanda da akışı bilmek için gerekiyor.
sürekli. Hatta şöyle söyleyeceğim, şu anda telefondan bakıyorsunuz navigasyon. Şimdi astroloji dediğimiz şey de tıpkı yol haritası gibi bir sistem aslında. Yani gökyüzündeki herhangi bir gezegen kendi kendisine sizi etkilemiyor. Yani aslında bu tamamen bir matematik, bir sistem üstüne kurulu bir size hayatınızın kendi yolunuzu keşfetmenizi, bulmanızı ya da nereye gitmek istediğinizi ve neden öyle içinizde yükseldiğini tarif eden bir sistem. Fakat öbür taraftan da kendinizi iyi hissetmek, kötü hissetmek, başınıza gelen ne varsa bütün bunların suçlusu işte Satürn'dür, Plüto'dur, Uranüs'tür diye tarif edecek olursanız şayet, bu düpedüz kendinizden, yaptıklarınızdan, hazırladığınız ne varsa yaşadığınız dünyadan kaçmak olur. Sanat ve astrolojiye döndüğümüzde buradaki ilişki nasıl? Mesela bazı burçların sanata yakınlığı daha mı fazla, bazıların daha mı uzak? Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Elbette ki söylemek mümkün. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce astrolojideki, bu da biraz da herkesin anlayacağı lisanda bir şey söyleyelim değil mi? Yani gezegenlerin neleri sembolize ettiğinden söz edelim. Şimdi Neptün hayali yöneten bir gök cismi olarak değerlendiriliyor astrolojide ve efendim işte Venüs güzellik. Şimdi Venüs Neptün arasında bir açı meydana gelmişken dünyaya geldiyseniz o zaman güzel hayaller demek anlamına gelir değil mi? Yani güzellik ve hayali birleştirince ortaya güzel hayal, dolayısıyla sanat çıkmış oluyor. Ve buna bir de üstelik doğum anındaki ayın etkisini birleştirirseniz Ay, Venüs, Neptün etkileşiminde dünyaya gelmiş kişinin sanat potansiyeline sahip olarak yaşadığını anlayacağız. Şimdi dünyaya baktığımızda bir süreden beri Neptün balık burcunda ilerliyor. Yani balık burcunda olduğu çağ. Aslında yani bu bir çağ. Neptün balık burcunun yöneticisi. Yönetici gezegeni. Zaten. Zaten. Şimdi balık burcu zaten bütün hayaller. Neptün hayaller ve yönettiği burçta bu çağ, içinde bulunduğumuz çağ. Dolayısıyla aslında içinde bulunduğumuz çağ hayalle beraber hayal ideallerle de bağlantılıdır. Yani idealist bir kişi diye baktığımız zaman onun kuvvetli bir Neptün olduğunu anlıyoruz. Ama bu hayaller aynı zamanda dağıtır da. Ve kaygı, kuşku ve endişeleri de beraberinde getir. Şimdi burada en önemli şey kullanmak. Diyorum ki ben, şayet sahip olduğunuz potansiyelleri doğru bilirseniz, çünkü bilmediğiniz şeyi kullanamazsınız. Ve bileceğiniz en önemli araç da, en büyük yegane şey de kendinizsiniz. Ve astroloji de kişinin kendisini tarif eden çok değerli bir bilgi. İçinde bulunduğumuz bu medeniyet insanın kendisini anlaması, tanıması ve öğrenmesini sağlayan bir disiplin sunmuyor. Astroloji bu medeniyetin dışında çok eski bir medeniyetin geliştirdiği bir yöntem. Ve çok başka bir felsefe üstüne kurulu bir yöntem. Ve bu yöntemin amacı kişinin kendisini kendisine bildirmek. Siz bu sanat ve astroloji ilişkisinde Venüs, Neptün, Ay bunlar nelere tekabül ediyor? Mesela hangi burçlar daha yakın? Şimdi gezegenler olarak direkt şey diyecek. Hani şimdi sizin acaba ben yakın mıyım? Sanatı ben de yapabilir miydim? Ya da sanatçılar kendini sorgulayabilir, genç sanatçılar bu noktada. Acaba ben doğru bir meslek mi yapıyorum, yoksa değişmeli miyim, değiştirmeli miyim, hangi alana yönelmeliyim diye. O açıdan o zaman neler çok kısaca söylersiniz? Şöyle söyleyebilirim. Doğum haritanızı bir internet astroloji programından çıkartabilirsiniz ve semboller zaten hemen yazıyor ve kendi haritanızda mesela Ay şayet 5. evdeyken dünyaya geldiyseniz bilin ki sizin gösteri dünyası, eğlence sektörü, hele Ay boğada duruyorsa ve 5. evde duruyorsa sizin şahane bir gırtlağınız var. Eğitin bunu ve bunun bu üstelik şayet ayında Neptün
efendim Venüs, hatta sert etkisi bile olsa, bak illa uyumlu etkisi olması şart değil. Bir Ay Neptün opozisyonu dahi size böyle bir büyük potansiyel yetenek verecek. Hele bunu bir de Mars doğum haritanızda, bir Mars'ın bir Satürn'ün zorlayıcı bir etkisi varsa, yani işte uyumlu etkili açılar bile açı varsa diyeyim, evet, kısaca. Siz bunu gerçekleştirecek siz demektir. O, bir, o zaman kapasiteye sahibiz yani. Büyük kapasite demektir bu. Ve hem de burcunuz ne olursa olsun. Yani bu en kilit 12, nokta bu. Evet, bence. 12 burçtan herhangi birisi olabilirsiniz. Doğum anında ayınız boğa burcundadır veyahut ayınız 5. evdedir. Efendim ayınız 2. evdedir. Neptün'le güzel etkileşim içindedir. Ama bu arada güzel diye takılı kalmayın. Hı hı. Şöyle söyleyeyim size. Astrologlar genelde şöyle yorum yaparlar. Aa, çok sert bir açı var. Aman Allah'ım, çok fena. O zaman sen kötü şeyler yaşayacaksın diye, ya da yeteneklerini ortaya koyamayacaksın, baskı yaşayacaksın, işte hayatın korkularla dolu geçecek ya da hep korkacak şeylerden söz ederler, hele ki Satürn varsa işin içinde. Ben diyorum ki benim en kıymet verdiğim gezegenlerden bir tanesi Satürn'dür. Şayet bir haritada Satürn yoksa, iyi ya da kötü etkileyen Satürn yoksa, o kişinin hayatında adı geçer, lafı edilecek bir iş ortaya koyması mümkün değildir. Walter Benjamin, meşhur filozof. Evet. O da Satürn altında yıldız diye Susan Sontag'ın kitabı var. Yani mesela o da çok inanıyor, diyor ki yani hayatımın da iyi olmayacağını biliyorum çünkü benim büyük bir Satürn etkisi altındayım diyor. Evet. Çok trajik bir şekilde de ölür. Ama mesela Aslı Erdoğan da, onda da Satürn var haritada. Kesinlikle. Hatta Susan Miller'a yazıyor bu cezaevi sürecinden önce. Ve işte oradan bir cevap geliyor. Susan Miller bol şans mı diliyor Aslı'ya? Böyle bir şeyi de var. Ne yapacak ifşası. Onlar? Korkmayın. Tam tersine, şayet bu Satürn'le başa çıkacak gücü içinizde uyandırmayı başarırsanız, siz literatüre adı geçecek olan kişilerden biri olursunuz. Wow. Aklınıza gelen o yeteneğini kolay ortaya çıkarmış ya da zor ortaya çıkarmış büyük sanatçılar var mı? Hani haritasına baktığınız aklınızda. Tabii ki var ama isimlerinden söz etmeyeyim. Ya tamam da dünya mı? Tarihinde desek daha yuvarlasak. Dünya tarihinde çok ciddi şeyler var, potansiyel haritalar var. Hatta bunların hayatları da okuduğunuz zaman hiç güzel, hiç güzel ve hiç kolay değil. Fakat zaten bu sert ve zorlayıcı koşullar içine doğmamış olsalardı, o yetenekleri açığa çıkmayacaktı ya da öyle bir şey olamayacaklardı. Uranüs de önümüzdeki sene, yani bu 2019-2020. Aslında şu an yaptığımız her şey 2020'nin hazırlığı içindeyiz. 2019'da en büyük değişimi yaşayacak olanlar Yengeç Oğlak diye tarif edeceğim şimdi öncelikli olarak. Ve Yengeç Oğlak dediğimiz zaman zirveyi temsil ediyor. Yani bu çok önemli. Üst düzey yöneticiler, yani kitleleri yöneten yöneticiler, aynı zamanda bir de kişilerin zirvesi var, bireysel zirvemiz. O da kendimizi en iyi hissettiğimiz, bildiğimiz şeyler. Bütün bunlar şimdi değişim dönüşüm süreci içine girdi ve bu arada biliyorsunuz Amerika'nın burcu da Yengeç. Bu arada yalnız Türkiye'nin de yükselen burcu Yengeç ve artık tabii Trump için de çok enteresan bir sene olacak ama ben Türkiye ile daha çok ilgilenmek istiyorum. Aslında 2019 yılı şayet doğru kullanırsak, bu enerjileri doğru yönetmeyi başarabilirsek, çok büyük bir değişim dönüşüm içinde 2019'un hazırlığını yaparız. Kötü bir burç, kötü bir doğum haritası da yoktur.
sadece kötü kullanım vardır. Yani siz sahip olduğunuz özelliklerinizi kötü kullanırsınız. İyi kullanırsanız meziyet olur. Hayatınız için şahane bir şey. Kötü kullanırsanız hayatınız eziyet olur. Astrolojiyi öğrendiğiniz zaman, hakikaten öğrendiğiniz zaman yeteneklerinizi hayatınızı kolaylaştıracak ve meziyete dönüştürecek şekilde yaşayabilirsiniz. Ama astroloji bilmeseniz bile illaki sahip olduğunuz özellikleri önce kötü kullanarak biz kafa göz yarıp sonra iyi kullanmayı öğreniriz. Eskişehir Dans Festivali 22, 23 ve 24 Şubat'ta gerçekleşecek. Bu yıl 7.si düzenlenecek festival, dünya çapında tanınan performans sanatçılarını, dansçıları ve dans tutkunlarını ağırlayacak. Etkinlikte salsa, bachata ve kizomba gibi dans atölyelerinin yanı sıra sahne gösterileri ve DJ performansları da yer alacak. Hayatına son vermek için bir uçurumun kıyısına gelmiş genç bir adamın ve bu ıssız yerde karşısına çıkan insanların hikayelerini anlatan Evvel tiyatro oyunu 15 ve 20 Şubat'ta Beyoğlu'ndaki ikinci katta sahnelenecek. Yakup Turgut'un yazdığı, Ziver Armağan Açıl'ın yönettiği Evvel'in oyuncu kadrosunda genç tiyatrocular da yer alıyor. Mixmag Türkiye etkinlik serisine Ibiza'nın en popüler partilerinin uzun soluklu DJ'lerinden Andre Olivia ile devam ediyor. Tomorrowland gibi birçok festivalde çıkan Andre Olivia, 21 Şubat'ta Zorlu PSM stüdyo sahnesinde elektronik müzikseverlerle buluşacak. İlk oyunundan itibaren kapalı gişe oynayan 7 Kocalı Hürmüz müzikali 17 Şubat'ta Tim Show Center'da tekrar izleyicisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosu, dekoru ve müziğiyle sanatseverlerden tam not alan müzikalin yapımcılığı ve yönetmenliği ise Müjdat Gezen'e ait. İF Performance Hall, Eskişehir'de müzikseverlere kapılarını açıyor. 8 Şubat'ta Melek Mosso, 16 Şubat'ta Büyük Ev Abluka'da, 21 Şubat'ta Pinhani ve 22 Şubat'ta Esel hayranlarıyla bir araya gelecek. 2001'de kaydettiği Arya albümleriyle Gramofon Solo Vokal Ödülünü kazanan Magdalena Kozena, 9 Şubat'ta İş Sanat Konser Salonu'nda performansını sergileyecek. Borusan Quartet ve Viyana Klasikleri konseri 18 Şubat'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda, 19 Şubat'ta ise Enka İbrahim Betil Otodörlüğü'nde gerçekleşecek. Yeni kuşak ressamlardan Hasan Çelik'in kişisel sergisi Sessiz, 16 Şubat 9 Mart tarihleri arasında Galeri Diani'de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yaşam Sihirbazı kitabının yazarı Doktor Turhan Güldaş'ın yeni kitabı Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları, Makaron Yayınları etiketiyle piyasaya çıktı. Çocuk sahibi olma kararını verirken eşlerin kendilerine ve birbirlerine sormaları gereken sorularla başlayan kitap, çocuk kişisel gelişiminin birçok aşamalarını anlatıyor.